Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizler bilan tabiat qo'yniga chiqdik. Tabiat qo'ynida o'simliklarni o'rganamiz. Bugun nimaga tabiat qo'yniga chiqdik? Chunki mana ko'pchilik o'quvchilarimizda shunday savollar bo'ladiki, biz zoologiyani o'rganishda oson o'rganamiz zoologiyani. Botanikani qiyinroq o'rganamiz. Bunga sabab nima desak, aytishadiki biz hayvonlarni ko'pini kinolarda, filmlarda yoki hayotda ham ko'p ko'rganmiz. Shuning uchun tasavvur qilishimiz oson bo'ladi u hayvon haqida deb aytishadi. O'simliklarni esa kam ko'rganmiz deyishadi. Shuning uchun o'rganishimiz endi qiyinroq. Tasavvur qila olmaymiz, bitta o'simlikning nomini bilamiz u, lekin u o'simlik haqida tasavvurga ega emasmiz deb ko'p gapirishadi. Shuning uchun kelinglar, biz o'simliklar olamiga tabiat qo'ynida sayohat qilamiz. O'sha o'simliklar ko'rmagan o'simliklaring bo'lsa bir ko'rsatib o'tib ketaman. Endi bu yana kimlargadir foyda bo'lsa biz juda xursandmiz. Kelinglar o'simliklar haqida tanishtirib boshlaymiz. Xo'p, demak o'simliklarda mana birinchi biz o'simliklarni bilamizki, hayotiy shakllar, daraxtlar, butalar va yarim butalar o'tlarga bo'linib ketardi. Hozir mana biz bodom bog'damiz, mana bodom bog'da mana bu qari poya haqida gaplashamiz. Mana bu qari poya bo'lgan bu daraxtga 22 yil bo'lgan. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, qoplovchi to'qima, ya'ni po'sloqni hosil bo'lgan, ya'ni yoriqlar. Aytganmizki, biz qoplovchi to'qimani po'slog'ida qari poyalarda yoriqlar bo'ladiganmiz, chunki bular kengayish xususiyatiga ega emas deyodik. Shuning uchun mana qari poyalarda mana shunaqangi yoriqlar bo'ladi. Mana sizga bu yaqqol misol. Qari poyadagi yoriqlar. Va o'sha to'qimalar mavzusini o'tganimizda aytganmizki, ajratuvchi to'qimalar bor deganmiz. Ajratuvchi to'qimalar ortiqcha o'sha balzamlar, fitonsidlar, efirlar va yilimlar, kauchiklar ajratadigan. Mana bunga misol qilib, mana bu o'simlikka mana yilim ajratgan. Mana shu yilimni biz ajratuvchi to'qimani vazifasi desak bo'laveradi. Yilimlar ajratuvchi mana endi. Endi yosh poya bilan ko'ramiz. Yosh poya bilan tanishamiz. Mana bu yosh poya. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yosh poyada buni ekilganiga menimcha kulcha buni. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana yosh poyada hali yoriqlar yo'q. Yoriqlar yo'q. Bu bodom daraxti. Bilamizki, bodom daraxti oldin gullab, keyin barg chiqaradi. Mana hali barg kurtaklari mana endi mana yozilyapti. Mana bular esa mana o'zi gullarni gullab qolgan. Endi bilamizki, mana shu novda haqida ham gaplashib o'tib ketamiz. Novdalar ikki xil bo'lardi. Vegetativ va generativ novdaga bo'linardi. Mana agar deganmizki, gul hosil qilsa, bu generativ novda bo'ladi degan. Mana hozir mana bu novdani biz generativ novdaga olsak bo'laveradi, chunki bunda nima bor? Gullar bor mana, gullagan. Bunda gul bor. Endi vegetativ novda bo'lish uchun faqat barg hosil qilish kerak mana. Mana bu novdani esa biz vegetativ novdaga olsak bo'ladi, chunki mana bunda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu poyadan chiqqandan keyin umuman bunda nima yo'q. Gul yo'q. Shuning uchun biz buni vegetativ novda deb qarasak bo'ladi. Xo'p, endi o'simliklar haqida yana davom ettiramiz. Endi o'simliklarda biz bilamizki, hali bir urug' pollali, ikki urug' pollali deb gaplashganmiz. Bir urug' pollali o'simliklardan bo'lgan mana bu mana hozir bug'doy, mana bug'doy. Hozir men bug'doyni bitta sug'urib ko'raman. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ildiz mavzusida gaplashganimizda bug'doyni, ya'ni bir urug' pollalilarni popuk ildizlar deb tanishganik. Mana shu hozir qo'limdagi bug'doyniki, bu popuk ildiziga kiradi. Ya'ni mana bunda asosiy o'q ildizi yo'q. Ko'rayotgan bo'lsangiz, barcha ildizlar bir biriga
juda o'xshaydi va asosiy yildiz rivojlanmagan yoki nobud bo'lib ketgan, yaxshi rivojlanmagan popkildiz hisoblanadi. Endi barklar mavzusida ham hali tanishib o'tamiz. Bandsiz barkka kiradi mana. Buni bandi yo'q. Pastki qismi bilan bir kiraman. Hozir mana bu bandsiz barkka kiradi mana. Bandi yo'q. Mana buni ko'ryapman. Mana mana buni. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bug'doy bo'lsin-dagi mana bunda ham band yo'q mana. Bandi yo'q mana bu band. Shuning uchun bular bir rufqallarli o'simliklarga misol bo'ladi. Endi ikki rufqallarlilardan ba'zi o'simliklarga kelinglar, mana beda o'simligi haqida tanishamiz. Mana beda o'simligi. Beda o'simligi bilamizki, uch yaproqchali murakkab barg hisoblanadi. Bundan tashqari yana qulupnoy, sebarga ham kiradi. Mana hozir mana bu beda o'simligi, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bandli barkka kiradi, uch yaproqchali. Mana bu qo'limda ushlab turgan qismi, demak, band hisoblanadi. Va uch yaproqchali. Uch yaproqchali bandli barkka kiradi. Bu murakkab bark hisoblanadi. Endi oddiy barklarga esa mana bu yerda otquloq o'simligi. Otquloq o'simligi. Otquloq. Bandli bu ham. Ko'rib turgan bo'lsangiz mana. Bandli bu oddiy bark. Bandi bor. Bitta yaproq. Shuning uchun bu oddiy bark hisoblanadi. Yana nima? Endi. Bu yerda kelinglar, bir tanishib o'tib ketamiz, qo'ziqorin. Mana qo'ziqorin. Ya'ni bu qo'ziqorinni hozir meva tanasi tashqariga chiqib turdi. Mana bu qalpoqchali qo'ziqorin hisoblanadi. Mana bu yerda gifalari, sporalari yetgan. Zaharli qo'ziqorin hisoblanadi. Qalpoqchali qo'ziqorinlardan biri. Yana rasa yetilib turadi. Qalpoqchali qo'ziqorin. Bu hozir erta bahorda chiqib, sporalarni sochib, keyin sporalari yozda vegetativ emas, poyasi rivojlanib, hozir modda to'playdi yozda, bahorda sporalarni sochadi, yozda oziq modda to'playdi va kuzda vegetativ tanasi rivojlanadi. Mana qo'ziqorin mashqlarda sporalar yetiladi. Xuddi o'sha bizda kitobimizda berib qo'ygan qalpoqchali qo'ziqorin. Lekin bu zaharli hisoblanadi. Buni xalq tilida menimcha go'ng zambirog'i ham deydi. Xo'sh, endi yana qanday o'simliklar haqida gaplashamiz. Yana qaysa kelinglar, gullar haqida gaplashishimiz kerak edi. Endi mana bu gullardan bo'lgan oddiy gul, bu o'quvchilar mana oddiy gul, ya'ni bu bitta gulda, bitta gul o'rinda bitta gul joylashgan. Hozir mana bu o'simlikda gulni ko'raman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'rib mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta gul o'rinda bitta gul joylashgan. Bu nima? Ikki jinsli gul hisoblanadi, chunki bunda changchi va urug'chilari bitta gulda joylashgan. Endi murakkab joylashgan, ya'ni top gullar haqida gaplashsak, mana bu mana qoqot. Kimlar qoqot ko'rmagan bo'lsa, dorivor qoqot. Mana mana bu dorivor qoqot hisoblanadi. Mana gul yotibdi. Mana shu mana dorivor qoqot. Bu murakkab top gul hisoblanadi. Mana top guli uzr kechirasiz, murakkab emas, oddiy
top kulüge misal buladı bu, savaşçası var yani. Yani bu top kulüge, yani bu kakvot kısabı. Yani biz yani bunu mama kıymak diyemiz. Bunu pişkenden sonra, meyvesi yetirgenden sonra, uluğu yetirgenden sonra, üçüme meyve kısablanadı. Bu tutan papküler yardımcı için. Mama kıymak, yani kakvot kısablanadı. Şimdi, bana bir de hazır günde kurdum. Cagcag olsun dedim gördüm hemen de tanıştırdım açım bitti ben açım bitti ne fazla usiyat kat kulağı bulan bir gibi usiyat diken ne cagcag olsun dedim ne bana bu birinci top gülü ne top gül top gülü ve meyvesi kanı meyvesi kozakçı kozakçı meyve ben. Politika masalasi qozoqcha meva, dukkak mevalardan farqi bor edi. Ya'ni qozoqcha mevani eni bo'yi bilan teng yoki 2 marta uzunligi mana politika masalasi yurakcha shaklda bo'lar qozoqchaniki mana. Mevasi. O'rtasida to'sig'i bor qozoqcha mevalar ko'rinadi. Mana shu mana hozir pastdagilar meva qilib bo'lgan gullar. Tepe dağıları böyle gülleşti ve devam etti. Uzak çemeği var. Ne? Uzak çemeği. Gördün mü? Cacayı var. Top gülleri. Cacayı. Uzak çemeği var. Boya yine yani kimatte var gitti yine o da şöyle cag cag yani o azizler bana şu kolumdaki talını küçüle top kule tutturken bu ses talını küçüle top kule bu çayın içine sıksaplanadı. Biliyoruz ki tol 200 sümlük hesaplanır. Yani maçta tolı küçüle top gülü misal geldirirken biliyoruz ki küçüle top gül işte asasi gül payasını asıl duruşu bilen ve gülleri payada karama karşı gül payada karama karşı gülüşken bilen uzaklanadı. Yani asıl durdu bana kişiye. Yani şu tolı küçüle top gülü hesaplanır. Bu top kulları gibi misal edin. Yenelim yani. Kuramız. Siler gibi hazırlayalım. Siber gibi olsun dedi. Tapmak için ben. Kutarlı bir su içi. Bayağı hesaplanan adı siber gibi. 45 yaptıkken siber gibi. Şuna da yine. Bu duyanız. Mama kıymaklar. Siyah. Hazır bahar, sen sarkın ki geldiği için, yağmurlu ki geldiği için ısınıklar güzel. Kıvaz açılıp, unak yani yok. Isın, kıvı ısınıklar. Şen için ben mama kıymadan, inşallah açılıp, ılgır yani yok. Bana hatta hala tirekler hala bergen çıkar yani. Terek hakkında aldım yaplar şu tarz sebergege tapkınımızda sebergene terek de etkenmiş ki kurtrağı hakkında kurtrağı mağazası hakkında yaplaştı kurtrağı terek de kurtrağı kirik kurtrağılardan biri dedik bana bana bu borta etken bana kurtrağı kısablanı yaptı bana kirik kurtrağı bu terekini kirik kurtrağılardan biri. Yani yürü kutlayı hala bortu bulu bulu yani yok. Yine yani bu tirakçı kutlayı kıyandı. Yani kitme kit cöyleşken kutlayı kıyandı bana. Kitme kit cöyleşi yaptı. Kitme kit bu birincisi. İkincisi. Kitme kit. Kitme kit cöyleşken kutlayı kıyandı.
Ya üç kurtaylar elbette. Yani yirik bulardı. Hoş. Şimdi. Bana dostlar, Seyberge. Bir arık boyudan taptım. Üç bir kişiyle. Otlak Seybergesi ben. Kotarılıp üç üç payaya girerdi. Hüddü bana tip adam diye kurganda havada kotarıp durganı yok şeydi. Şunun için kotarılıp üç üç payaya deyip ettiler. Bana şu otlak Seybergesi yani Seyberge. Üç yaprak çağlı mürekkep berk. Berge'nin şekli yürek simakını. Hüddü bana havada kotarıp durganı yok şeydi şunun için. Eytiladi. Uyumuzda burçakıdan funari yosununu taptım. Bana funari yosunu. Yerdabı harda çim hasıl kubusaydı. Bana çim hasıl kubus etkilerini görünüp durdu. Zahirlerde kuyuş kemşe ödüken cüyüde buladı. Bu hazır genetif payası. Yani hala bu spora fitik ötken yani sporalar hasıl kıyken yok. Yani spora engeyden kusakçılar hasıl kıyken yok. Bana rizoidlerini görüşümüz mümkün. Rizoidlerini görüntüldük. Pes de böyle çim hasır kubusu geldi. Ve biz bunu kelta boya kırdığımız 1-3 cm'lik 2 yüklü yani generatif boyası 2 yüklü soplandı. Yaşır, belgelerde boyada gitmek istiyorlar. Güzel. Ders mi yapıyor? Bunları yiyorsun. Aylar boya da gitmek istiyorlar ki. Rizoidler. Şunu bilen dostlar, tabiat koyuniga bo'lgan eksklüziv sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, men juda xursandman. Like va kommentariyalaringizni ayamaysizlar degan umiddaman. Sog' salomat bo'linglar, ko'rishguncha xayr.